bu köpeği ben. Çok tatlı ya. King Charles benim en sevdiğim köpek tipi bir de. Uy bebeğim benim. Benim şeyim takılıyor herhalde ya. Klavyem takılıyor arkadaşlar. Baba. Ay. Oyun saçmalamaz mısın? Hay Allah'ım. Oğlum. Ha. Bu odaya girince sapıtıyor. Korkuyor mu? Oyun mu yapıyor yoksa diye de işte insan tam emin olamıyor. Kokoreç canınız nereden çekti? Çok merak ediyorum. Burada yani jiletle cildi sökülmüş, derisi yüzülmüş insanlara bakıyor. Adam kokoreç istiyorum diyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu chat. Ah bu chat. Açsın, açık dursun o. Bir bakayım bir şeyler var. Buralar da bomboş. Abi ne güzel insanların boş dolabı var ya. Bir de benim odama gel ağlarsın. Korkuyorum artık yemin ediyorum. Her yerden korkuyorum. Bak mahvetmiş. Antika oğlum bunlar. Şimdi kaç para bunlar biliyor musun sen? Şuraya bak. Rezalet. Her yere girmek istiyorum. Ha burası yatak odamızdı. Hatta burada. Ezgi'cim spoiler vermesen keşke. Başını okudum ama gerisini okumayacağım bilerek. Çünkü spoiler veriyesin. Ve biz bu kanalda spoiler'dan hoşlanmayız. YouTube'a yükleyeceğim evet. Hoş geldin bu arada Melia. Yeni gelenler de hoş geldi tabi. Ben oyuna daldım da biraz. Arada kaçırıyorum kusura bakmayın. Oh. Burada kitabı alabiliyormuşuz. Bu Sketchbook of the Damned. Ha, Executive Producer. Bir de Executive oyunu yapanlar bunlar. Aa! Oğlum niye bunları verdiniz şimdi? Oyun mu bitti? Tamam, çok da ekibinizi çok beğendim. Gerçekten. Pek umurumda olduğunu söyleyemeyeceğim. Şey aldım yine ama ne aldım hatırlamıyorum. Görmedim yani. Ha anahtar almışım. Biricik karım. Biliyorum ki son birkaç ay çok harap ediciydi. Daha destekleyici olmuş olmam gerektiğini biliyorum. Daha ilgili. Daha karşı tarafı düşünen. Hala sana söylemiş olduğum şeylerin bazılarına inanamıyorum. Sanırım iyi bir koca ya da baba olmak hamurumda yokmuş. İyi bir sanatçı olabileceğimi düşünmüştüm. O hayal gücü, o hayal de ölü doğmuş. Bu hayalin yokluğunda sana tüm sevgimle bakacak ve hak ettiğin şefkatle üzerine titreyeceğim. Sen hayatımın aşkısın, ilham perim. Bu mesajı hiç okuyamayacaksın. Günaydın dediğinize göre oyun bitmiş. Arkadaşlar ben ne bileyim o şey görmeden anladık oyunun bittiğini de. Hala bir şey bekliyorum ben. Bir olay. Bak yine gitti klavye. Bunu açabiliyor muyum? Açamıyorum. Oh. Neyse en azından karısını son saniye düşünmüş. O da bir şey. O da bir şey. O da bir şey. Ya evet mükemmeliyetçi çiftten kafayı yemiş. O bir doğru da. Tam bir şizo da. Ben çocuk ne oldu onu merak ediyorum. Köpek ne oldu onu merak ediyorum ya. Hayır bitiremezler oyunu böyle. Hayır. I refuse. Bir de anahtar aldım onu bulmam lazım. Niye anahtar aldım? Oyun tam anlamıyla bitmedi bence. Hayır. Dış kapının anahtarı. Evet dış kapının anahtarı muhtemelen. Kilitli bu. Al işte bunu aç. Açmıyor. Allah Allah. O kapı. Orası bizim sanki çalışma değildi değil mi? Yok. Bakalım yine eve. Çocuk odasına gittik değil mi biz? Gittik mi yeniden? Gittik galiba.
gitmediysek de artık gideriz bir daha bir. Bak klavye ağzını kıracağım ya. Bu oyunda Razer'ın bir problemi var arkadaşlar. Bak bak. Neyse düzeldi. Hop. Bak fare şeyleri, kapanları hep. Tuzak bunlar. Kapı kilitliydi de işte açılmadı orası. Belki de bizim şeyle gideceğiz. Resim şurası belki de. Aynen burası. Dur gideceğim oraya. Ama önce buralara bakmayacağımı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Vay be burada ne dramalar yaşadık be. Çok güzeldi buranın müziği ama. Buraya kadar girebiliyoruz. Bak piyano hala orada. Eski piyano. Bebeğim en oldu. Save klavye Joyce. Ha. Mutfak buradaydı sanki. Banyoymuş lan. Bu evin herhalde son hali zaten. Ben kendimi görebiliyor muyum? Kim olduğum belli değil bak şu anda. Ya ben benim tamam da. Tipimi görebilseydim güzel olurdu. Belki delilikten falan böyle bir tipim kaymıştır diye merak ettim. Bak o korku atmosferi gitti zaten. Artık şeye geri döndük. Gerçekliğe geri döndük. Şu an hiçbir şey yok yani ortamda. O psikodelik ortam gitti yani. O kasayı açamadım yalnız ve ona üzüldüm şu an. Ya başlayacağım. O kasayı açabilseydim çok güzel olacaktı. Ne vardı acaba orada? Boş bir sandık. Abi kapıyı zincirlemiş adam ya. Nasıl bir manyaksın sen? Bu Sayın beyefendi. Bu belge bu senenin 26 Ocağı itibariyle ödemenizin geciktiğini hatırlatmak için gönderilmiştir. İliştirilmiş belgede sizin adınız olan hesabın ekini bulacaksınız. Bu sebeple siparişiniz askıya alınmıştır. Lütfen önümüzdeki 7 gün içerisinde ödemenizi yapınız. Eğer bu süre zarfında tam ödemeyi yapamayacaksınız. Rafet gördüm bu arada. Teşekkür ederim. Abonelik için. Ben de 39 gözüküyor. Abone neden? 35. Abone mi kaçırdım arada ben? Ama ses gelmedi. Belki bu gelir. Çok teşekkür ediyorum Rafet. Yeniden hoş geldin. Hapsayp! Eğer bu süre zarfında tüm ödemeyi yapamayacaksanız lütfen iki tarafta da kabul edilebilecek bir ödeme sözleşmesi için bizimle irtibata geçin. Eğer uzlaşma gerçekleşmezse bu meseleyi mahkemeye götürmek zorunda kalacağız. Saygılarımla Ronald Wilkins. Bu da adam kafayı yemiş. Ne ödeyecek sana Allah aşkına? Hayretmiş. Hadi artık giriyorum mekana. Kilitlendi değil mi? Kesin intihar edeceğim. Kesin gerçekle yüzleştim. Ne yaptığımı biliyorum ve kesin intihar edeceğim. Kesin. Aa şu an çok üzüldüm ya. Niye üzüldüm bilmiyorum. Adama üzülmedim. Daha çok kadına üzüldüm. Zavallı kadın. Bak üstlerini karalamış. Üstlerini karalamış. Yani aynı kelimelerle üstlerini karalamış. Aa kilitlendi bunlar. Evet çalmadı bu arada. Sabri hoş geldin. Adam böyle geliyor. Bu arada pusisi gelmeyenler tam görmediğim için çok çok üzülüyorum. Size özel pusi geliyor. Pusi. Rafet dedim. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Sağ olun. Gelmediyse özür dilerim. Benimle alakası yok. Bir ara şeyde bir problem olmuş olabilir. Ara yüzde bir problem olmuş olabilir. Ben yine bu arada aşağı kaymışım. Bu arada her yerin güzelleşmiş olması. Bu arada hop 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 hop. Bak bunların hiçbirini yapamadım görüyor musunuz? Bulamadım. Çünkü her yerden kaçmayı tercih ettim. Açsam mı ki burayı? Kapı kilitli mi lan? Kilitlidir kesin. Kilitli. Kendimi kilitlemişim. Herhalde açlıktan öldüm ben burada. Durun bakayım. Aa bu sandığı açmadım bir dakika.
kalemler. Finishing touch. Evet, herhalde intihar ettim diye düşünüyorum. Vay be! Şu anda bitti işte oyun. Evet arkadaşlar, oyunun sonu birazcık size kalmış. Biraz yani %80'ini anlattı zaten. %20'si size kalmış. Hani o sonu. Şimdi olay karısında muhtemelen çize çize, yani mükemmeliyetçiliğinin verdiği bir şizofreniye uzanan, o aynı zamanda depresyona giden bayağı bir problemli bir olay. Problemli bir şey. Yani o kadar adam, o kadar mükemmeliyetçi ki artık böyle sanatçılık kariyerinde öyle bir yere gelmiş ki hiçbir şeyi düzgün yapamıyor. Ve onu düzeltebilmek için hayatındaki her şeyi salıyor yani. Ne karısını düşünüyor, ne çocuğunu düşünüyor. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece iç, hatta bu muhtemelen hani havaya girmek için de kendi içkiye veriyor. İşte her şeyi yapıyor yani. Kendi içkiye veriyor. Değişik şeyler denemeye başlıyor. Ve mükemmel olacağı, artık şizofreniden gelen bir şey muhtemelen. Artık deli gibi. Eylül'cüm hoş geldin. Ay zaten alkolik. Kısaca süresi yerine müzik seçin aynen. Ve karısını muhtemelen öyle bir kendi işe vermiş ki artık etrafında kimseyi görmese bile, bak karısını da muhtemelen işte o anlattığı gibi hani o derisini yüzmek vesaire gibi şeyler, onları hep karısı üzerinde yapmış gibi geldi bana. İşte köpeğini öldürmüş, karısını öldürmüş, çocuğuna ne yapmış onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Çocuğuna ne yaptığını. Fareler işte şizofrenisinden, yani bir şeye takıldığı için. Yani aslında öyle bir fare muhabbeti yok. O onun bir bahanesi. Mesela evi yaktı ya. O onun bir bahanesi muhtemelen. Tetikleyen bir şey olması lazım illa. Ve bir şey ne oldu bilmiyorum. Bebiş devlet babada diyor. Ya çocuk arada kaynadı mı? Yoksa bilmiyorum. Saç mı aldı? Birinden saç aldı. Aynen. Bir de mesela şey vardı. Hani o döndürdüğünde çıkan sesler falan vardı ya. Muhtemelen arkadaşı geldi mi buraya acaba onları ziyarete? Mesela onlar üzerinde bir şey olmuştur. Yapmıştır. Kadınlar üzerinde bir şey yapmıştır. Yani adam öyle bir manyaklığa düşmüş ki artık her şeyi yapabilirmiş. Her şeyi yapabilir diye. Bu arada DLC'de sanırım bebekle oynuyoruz. O yüzden orada anlarız diye düşünüyorum. Bunlar hep tabii teori. Don't look back. Arkanıza bakmayın diyor peki. Ok. Bebekten saç ve göz mü aldı? Gözü bebekten mi almış? Vay manyak. Vay manyak. Bir dakika. Inheritance diye bir tane şey vardı. Layers of. Fakat şunu söyleyebilirim. Layers of Fear gerçekten son zamanlarda çıkan en güzel korku oyunlarından biriydi. Yani hikayesi olarak da çok güzeldi. Bir bakayım. Şeyden korkuyorum bir de. Hani bu tip oyunların DLC'si güzel çıkmaz ya, ondan korkuyorum.